Şimdi Astana sürecinin başlamasıyla birlikte hatırlanacağı üzere Rusya ilk Astana toplantısından sonra önermiş olduğu Rusya Anayasası'nda Kürtlere otonomi tanınacağına dair bir takım önerilerde bulunmuştu. Bunu merkezi yönetim, Esad yönetimi de enerji, dış politika ve güvenlik konuları hariç Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere bir anlamda özellik, otonom yönetim verileceğini ifade etmişti. Şimdi Rusya'nın pozisyonu hala bu noktada. Esad'ın da son dönemlerde savaşın bitimine yakın olarak IŞİD'e karşı mücadelede ciddi bir savaş verdiğine inandığı Kürtleri belki bir anlamda Amerika'nın yörüngesinden kurtarmak için, belki Türkiye ile olan ilişkilerinde maalesef bunu söylemek zorundayım, Türkiye'ye yönelik de bir hamle olarak sergilediği için belirtmiş olduğunuz beyanatı verdiler ve sanırım kısa bir süre sonra da Türkiye Suriye'deki Kürt gerçeğiyle de yüzleşmek zorunda kalacak. Bunu sizlerin programında daha önce defalarca dile getirmiştim. Zira Suriye'de artık sona yaklaşılıyor.